Herkese merhabalar. Böyle bir kalabalık görmek gurur verici açıkçası. Oradan az önce Çiğden Hanım'ı izlemek için kafayı uzatıyordum. Bir yandan da buraya hazırlık varken bir baktım ben neymişim dedim ya. Anlattılar. Kısaca ben kendimden söz etmek istiyorum. Tanıyan var, tanımayanlar olabilir. 1981'de Belçika'da dünyaya geldim. Az önce anlatıldığı üzere. Barış ve Lale aşkının ilk meyvesiyim. Bakmışlar, 19 Mayıs 1981 Atatürk'ün doğumundan 100 sene sonra Atatürk Anma ve Gençlik Spor demişler. Dünyaya gelmişim. Espriyle karşılarsınız diye düşünüyorum. Sonra 24 Temmuz Lozan Anlaşması kardeşim dünyaya gelmiş. Bunlar çok güzel tesadüfler. Gayet milliyetçi babam olduğunu farkındasınız. Şimdi birazcık kendimden söz etmek istiyorum çünkü burada oluş sebebimin ne olduğunu birlikte çözeceğiz. 1981'de Belçika'da doğdum. Orada mütevazi bir aile yaşantısı. Fakat çocukluğumdan ilk gördüğüm, ilk hatırladığınız kareler nedir derseniz duvarda bir poster vardı. Pusetimden gördüğüm. O posterde bir tane böyle pelerinli bir adam var. Değişik kıyafet, burada bir değişik böyle gümüşten bir şeyler, parmaklarda var. Saç, uzun saçlı bir şey biliyorum. Hemen onun yanında bir poster daha var. O da böyle kırmızı pelerinli. İşte burada S işareti var falan. Onlar benim gözümde canlandı. Fakat biliyorum bir tanesi benim babam. Öteki Süpermen. Bunun gibi birkaç poster daha var. Çocuk odası çok normal. Tabii biliyorum zaman içerisinde anladım. Evet babam ama değişik bir adam. Bunlar gibi bir şey herhalde. O da pelerinli falan. Ve zaman içerisinde insanların ilgisiyle çocukken büyürken, büyüme esnasında görüyorum evet. Babam ilgi gören birisi. Ben de bunu idrak etmeye başladım. Fakat çocukken bunun neden olduğunu anlayamıyorsun. Neyse Türkiye'ye döndük. Türkiye'de de yine mütevazi bir aile yaşantımız var. Fakat bizim ev herkesin evinden biraz farklı. Eminim sizlerin evinde ilk başta böyle normal masalar, işte yatak odaları vesaire var. Bizde stüdyo aletleri, işte bir tane yer yatağı. Bu şekilde bir hayatımız başlamış. Çünkü şöyle bir laf vardır, hepimiz biliyoruz. Her başarılı adamın arkasında başarılı bir kadın vardır. Bir kadın vardır diye. Annem hayatından çok fazla feragatlarda bulunmuş. Bir Barış Manço markasının oluşması için. Ve bu Barış Manço markası oluşurken de iki tane çocuk büyütmüşler. O zamanlardan tutkulu olduğum iki konu var. Bizim evde çok fazla stüdyo aleti olduğu için bunlara dokunarak büyümüş bir çocuğum. Ve çok farklı bir şekilde otomobillere. Şimdi bunu neden anlattım? Geçenlerde TEDx'ten teklif aldık. Tabii çok hızlı bir şekilde benim de düşünüyor. Neden teklif aldık dedim. Dedim kesin diz çok erik üzerine. Değil. Drift motorsporları olabilir mi? Dedim ha Survivor. Herhalde o. Ondan sonra Gözde'ye sordum asistanım. Yok dedi miras. De benim miras ne? Herkes biliyor zaten. Hani ne anlatabilirim miras? Bir bilir kişi değilim bu konuyla ilgili. Ama ciddi bir tecrübe sahibiyim. Tamam bu benim çok anlattığım bir konu değil. Ama buna bir hazırlık yapayım. Evet. Şimdi ben kendim bilmezken zaten insanlar biliyormuş geleceğimi. Daha anne karnındayken zaten haberlerimiz çıkmış. Neyse madem mirastan bahsedeceğiz. Hepimizin bir sunum veya bir derse çalışır gibi ben de bir çalışma yaptım ve miras nedir diye Google'da bir arattım. Karşıma çıkan görseller ne olacak diye. Olduğu gibi ekran görüntüsünü aldım paylaştım. Baktım bir mahkeme çekici, işte kitaplar, bir kere mahkeme var işin içerisinde, hoşuma gitmedi. Orada bir terazi gördüm, dedim bu adaleti anlatıyor herhalde. Yok, beni denge kısmı ilgilendirdi. Herhalde dedim dengeyle alakalı. Peki miras nedir? Sözlük açıklamasına baktım, herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi üzerine mirasçılarına kalan malları, borçları ve haklarına miras denir. Bana üçü de kaldı. Ama bu içinden biri kaldı bana. Daha sonra. Sizce hangisi? Bilenler var demek ki aramızda. O konuya değineceğiz tabii ki. Miras kardeşi kardeş kırmaya değer mi? İkinci gazete haberlerinde görüyoruz. Miras kavgası, üç ölü beş yaralı trafik kazası gibi. O konuya da değineceğim şimdi. Miras bence sizin kendi
düşüncelerimi paylaşıyorum burada. Nefsinizle tanışmanızı sağlayan bir unsur. Çünkü hayatınız boyunca kendinize bir takım değerler katıyorsunuz. Ama gün geliyor, bu değerlerden vazgeçip geçmeme noktasına gelebiliyor insan. Burası bizim yaşadığımız, Belçika'dan döndükten sonra büyüdüğüm ev. Kadıköy, Moda'da. Fakat bu evin şu kısmı şu anda yok ama miras sebebiyle değil. Orası zamanında yıkılmış, düşük metrekareye ne kadar daha fazla insan sığdırırız diye kentselleşmek için bu güzelim yapı bozulmuş. Ama burası 81 yılında gelen kanunlar gereği tarihi eserlerin korunması yönünde korunmuş. O dönemde de zaten benim babam satın aldı. Ve biz bu evde büyüdük. Şimdi bu ev bugün müze. Bugün bir gün İstanbul'a giderseniz ziyaret edebilirsiniz. Esas hikaye burada başlıyor. Burası müzeye girdiğinizde salonun içi. Babamın büyük bir vakti bu salonla geçti ve az çok şu anki haliyle bu zamanı benziyor. Birkaç eşya eksilmiş vaziyetten. Şuradaki gördüğünüz büfenin kenarında babamın bir röportajı var. Diyor ki, ben yarın öbür gün gittiğim zaman insanlar görsün. Bu adam nelerden ilham aldı, nelere dokundu. İnsanlar görsün isterim dedi. Biz de bunu vasiyet olarak aldık ve bunun müziğe olması gerektiğini düşündük. Bir gün şu iki koltuk arasında otururken, şu sol tarafta azıcık da olsa imariler gözüküyor, Japon imarileri. Babam onları dünyadan toplardı, çok kıymetli şeyler ve kendi temizlerdi, işletti, elleri kesilinceye kadar. Başkasına yaptırmazdı, o onun terapisiydi. Orada otururken yerde onları temizliyordu bir leğen içerisinde. Temizlerken şuradaki tabloyu gösterdi. Bak dedi Doğukan, ben herhalde 11 yaşlarında falanım aşağı yukarı. Şu tablonun kıymetini iyi bilin dedi çocuklar ileride dedi. Çünkü benim sizlere bırakabileceğim tek miras bunlar. Yarın öbür gün ben olmam üniversiteye kaydını yaptırman gerekebilir. Araba alman gerekebilir. O zaman bunları satıp kendinizi, hayatınızı idame ettireceksiniz. Çünkü benim size bırakacak bir sesim yok. Siz kendi ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Ve ne iş yaparsanız en iyisini yapmaya çalışın. Bize verdiği en büyük öğüttü. Şurada gerçekleşen konuşmada. Ve zaten ben bunu hayat felsefesi belirledim. Bir iş yapabiliyorsam, evet ben yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve bunu da aktarabildiğim kadar aktarıyorum. Gel zaman git zaman, o üç taneden bir tanesi gitti. Nelerimiz vardı? Biz bu köşkte oturuyorduk. Kanlıca'da bir villamız vardı. Otomobil koleksiyonu vardı babamın, antika. Günlük otomobilleri saymıyorum. Burası vardı, içi tıklım tıklım antika dolu. Bodrum'da bir yazlık. Yazlık değil, devre mülk. 8 dönüm. Belçika'da bir ev, 2 tane ofis. Yani sayarken bile yoruluyorum. Bütün bunlar ansızın babamın vefatından sonra bir değişiverdi. 180 derece her şey değişti ve bir gün evimize gelen bir icra kağıdıyla öğrendik ki bunların hepsi haczedilmiş. Çok kısa sürmedi. Öğrendik ki babamın vefatından çok kısa süre önce yaptığı bir ortaklık sonucu. Babam vefat ediyor ve ortakların bankaları ve bizleri dolandırması sonucu bilmediğimiz bir krediye borçlu oluyoruz. Elimizdeki her şeyi kaybediyoruz. Çünkü bu borç babamızın ölümünden sonra bizden gizleniyor. Temerrüt faizi işliyor, her şeye gidiyor. Burada miras benim için ikiye ayrılıyor. Somut ve soyut miraslar. Tıpkı UNESCO'da olduğu gibi. Şimdi somut mirasları saydım az evvel. Gitti. Ama bir soyut miras geldi ki o sadece bana değil, Türkiye'ye. Şimdi hepimiz Barış Manço şarkılarıyla büyüdük. Bir şekilde hayatımızın bir parçası oldu. Çocuklarımıza değerler katan programlar yaptı. Milli değerlerimizi hatırlatmaya çalıştı. Baktığın zaman ona sanatçı desen yetmez, programcı desen yetmez. Aslında bir nevi Türkiye'nin marka yüzü oldu. Bugün dahil. Çünkü aramızda o zamanlarda yaşamamış çocuklar bile onun değerleri ve sizlerin öğrendiği, onun çocuklarınıza aktardığınız değerlerle büyümeye devam ediyor. Bu bir miras. Bu hepimizin miras. Biz kimiz? Doğukan, Batıkallerle bu mirasın bekçileriyiz. Bir dönem savaşçısı olduk gerçi.
mahkemelerde uğraşırken. Sonra buradan çok fazla kalmayan ne var derken baktık insanlar o dönemde, babamızın vefat döneminde bizim evimiz halka açıktı. Buradaki birçok şeyin ellerinde evden çıkarken gördük. Çünkü insanlar o kadar benimsemiş ki bu bana miras diyerekten yanlarında götürdüler. Biz de baktık. Annemin bir lafı var. Az önceki Google'daki fotoğraflarda denge diye takılmıştım. Annem der, hep der. Oğlum ne bir şeyi kaybettiğine gereğinden fazla üzül, ne kazandığına gereğinden fazla sevin. Çünkü hayat bir denge üzerine kuruludur. Sen bunu sağlamaya çalış. Bu bizim en büyük motivasyonlarımızdan biri oldu. Çünkü az önce saydıklarımın hepsi herkesin sahip olabileceği şeyler. Bugün herkesin her şeyi var. Ama maddi miras yer değiştirir, şekil değiştirir. Fakat manevi miras bir kere gelir. Kaybedersen onun geri dönüşü yoktur. Biz hayatımız boyunca bu dengeyi kurmaya çalıştık Batıkan'da ben de. Özen gösterdik. Çünkü halktan bize çok ciddi bir sevgi vardı, ilgi vardı. Yakışır olmaya çalıştık ama bu marketi korumaya çalıştık. Eğer biz bunu korumuyor olsaydık belki bugün seçim yüzüğü olurdu, başka bir şey olurdu. Bu savaş sonunda evet haklarımızı geri aldık. Onu söyleyeyim. Müze ne oldu? Müze evet bugün bir banka himayesinde ama müze olmasını başardık. Fakat bir şey, bir gerçek var ki Barış Manço öyle bir büyük markaydı ki hepimize bıraktığı mirası kendi kendini yaşatmaya ve Türk halkının sevgisiyle yaşamaya da devam edecek. Aslında benim özetlerimin yanı sıra sormak istediğiniz bir şey var mı onu soracağım. Oraya da gelmeden, sizce benim miras olarak şanslı mı olduğumu düşünüyorsunuz, şanslı olduğumu düşünenler bir el kaldırabilir mi? Şanssız olduğumu düşünenler, pekala, herkes şanslısın dedi. Bizim mirasımız esasında Türkiye'nin mirası. İyi ki varsınız, iyi ki buna sahip çıkmamıza, yani hayatlarınızla, sevginizle destek olduğu için size teşekkür ediyorum. Son sorum şu olacak, haddimi aşarak ister istemez. Az önce dedim ki miras bizim kendimizin bir nefsimizle tanışmamızı sağlıyor. Bu sorun buraya değil aslında. Bir sistemvari. Sizce insanların bir menfaat uğruna sahip oldukları değerlerinden vazgeçmelerine göz yummalı mı? Yoksa o insanlara birazcık daha yol gösterip en büyük mirasımız, yani topraklarında soluduğumuz, atalarımızın bize bıraktığı en büyük mirası, Cumhuriyet olduğunu bir kez daha hatırlatıp göz yummamak. Sunumumu 1,5 dakika erken bitirdim. Eğer ki sormak istediğiniz bir soru varsa ayrılmadan severek cevaplamak isterim. Her şeyi sorabilirsiniz. Çok karşılaştığım bir soru. Survivor'da yemek vermiyorlardı. Bir de tuvalet yoktu. Çekinmeyin ya, bir soru sorabilirsiniz. Buyurun. Ün olmayan normal bir aileden gelmekten mi bahsediyorsunuz? Çok güzel bir soru. Hiç düşünmedim. Gerçekten hiç karşılaşmadığımda bir soru. Kendi kendime ister istemez bunu irdelemiş olabilirim. Çok başka bir hayat olurdu benim için. Neden? Çünkü bugünkü sorumluluklarımla o günkü sorumluluklarım farklı olurdu. Mesela çok hızlı bir hikaye, bir anı paylaşmak istiyorum bunun üzerine. Çocukken arabada gidiyoruz. Babam yolda giderken, yan otomobillerde çok sık karşılaştığımız bir şeydi maalesef. Gördüğü zaman şey yapardı böyle yandaki şoföre. Önde çocuk oturuyor. Çocuk böyle yapardı, şey çocuğa yanı. Adam hemen, tamam Barış abi der. Çocuğu mesela geriye atardı. Şimdi aradan zaman geçti. Biz babayı kaybettik vesaire. Ben ehliyet sahibi oldum, yolda gidiyorum. Öğrenmişiz, güzel bir şey. Ben de giderken yapıyorum çocuğa.
Çocuk görürsen böyle yapıyorum adama. Çocuk arkaya yapıyorum, adam böyle yapıyor. Abi diyorum, çocuk sana ne diyor? Şimdi iki ünlü ve ünsüzün aslında burada bir ayrımı söz konusu. Biz öyle büyüdük, öyle bir yaşam sürüyoruz şu anda. Bazı sorumluluklar var. Ha, ne oldu? Bir Survivor süreci geçti vesaire. O bittikten sonra birazcık daha tanınır bir yüz olduktan sonra ben böyle yaptığım zaman hemen aynısını yapıyor böyle. Ama dediğin gibi eğer öyle bir şansım olsaydı daha sade bir hayatım olurdu diye düşünüyorum. Birazcık daha doğukan olarak yaşama şansım olurdu diye düşünüyorum. Bu benim üzerimde ciddi bir baskı ama bununla da yaşamasını öğrendik. Gündoğdu ailesine teşekkür ediyorum. Beni bu güzel TEDx konuşmasına dahil ettikleri için kendinize çok iyi bakın.